Ah Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz sevgili izleyenler. Ah Haber ve Ah Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin son çağrısı üzerine dünya Gazze için resmen ayağa kalktı. Birçok ülkede Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi. Ekranlarınıza taşıyalım şimdi. Dünya Gazze için ayağa kalktı. İran'da suikastla şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin son çağrısı üzerine milyonlar meydanlara akın etti. Dünyanın dört bir yanında Filistin bayrakları dalgalandı. O ülkelerden biri de İngiltere. Hamas'ın siyasi lideri Haniye 3 Ağustos Cumartesi günü tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırmış, 3 Ağustos'un uluslararası Gazze günü ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. Bugün başkent Londra başta olmak üzere İngiltere'nin birçok şehrinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi ve 500 bine yakın kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Londra sokaklarında Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Bugün Gazze ve Filistin'de meydana gelen soykırıma karşı Gazze'yi desteklemek için buraya geldim. Filistin halkıyla dayanışma göstermek için buradayız. Özellikle de son suikastten sonra bir müzakere için tüm fırsatların öldürüldüğü açık. Niyetleri bu siyasi suikastlerle ateşkes şansını yok etmek. Bulgaristan'da da benzer manzaralar vardı. Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinden önce ilettiği çağrı doğrultusunda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Sofya'da da Gazze'ye destek ve oradaki zulümlerin bir an önce sona ermesi için gösteri düzenlendi. Bir yandan Gazze'ye destek gösterileri devam ederken diğer yandan da İsrail'in yaptığı zulümleri anlatan sergi düzenlendi. Türkiye yıllardan beri Filistin halkının yanında ve onun özgürlük mücadelesi ve hak arayışının hep yanında olmuştur. Biz buna büyük saygı ve minnet duyuyoruz. Ben Gazze'liyim. Benim ailem ve yakınlarımdan 504 kişi öldürüldü. Abim ve iki küçük yeğenim de öldürüldü. 4000 metrekare dev aile evimizin yerinde bugün ıssız bir harabe var. Filistin toprakları kurtarılana kadar mücadelemiz devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de halk Şehit Haniye'nin çağrısına kayıtsız kalmadı ve meydanlarda Filistin'e destek sloganları atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Filistin halkına destek vermek için yüzlerce kalabalık toplandı. Sarayönü olarak bilinen bu meydanda binlerce yürek Filistin için atıyor. Maalesef bir taraf dur derken bir taraf da hala bunları destekliyor. Ama dünya öyle bir dünya ki ah dünyası. Bu çerçevede ben hayatını kaybeden herkese buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Filistin liderine yapılan katliam da suikast da yüreklerimizi dağladı. Filistin halkının yanındayız. Mescid-i Aksa'nın yanındayız. Filistin halkına özgürlük diyoruz. İsrail'in barıştan yana olmadığına dikkat çekildi. İsrail kesinlikle barıştan yana değildir. Neden? Çünkü bu ateşkes görüşmelerin başında Filistin adına, Gazze adına İsmail Haniye ki unutmayalım ki bu adam sadece Hamas'ın lideri değil. Bu adam aynı zamanda da Filistin eski son seçilmiş başbakanıdır. Yani sen bu adama suikast yaparak sen bütün Müslümanlara, özgürlüklere ve hürriyetlere ve insan haklarına suikast yapmış olursun. Bu görüntülerde Fransa'nın başkenti Paris'ten. İsrail'in soykırımlarına son vermesini isteyen Fransızlar, Macron'un İsrail politikalarını eleştirdi. Ateşkes çağrıları yapıldı. Filistin destekçileri İsviçre'nin başkenti Stockholm'de ise Dışişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı. Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterildi. İsrail protesto edildi. Göstericiler üzerinde terör devleti İsrail, Filistin'e özgürlük, ABD finanse ediyor, İsrail bombalıyor yazılı pankartlar açtı. Binlerce kişinin Filistin için tek yürek olduğu bir başka ülkede Lübnan.
Meydanlarda toplanan halk ne olursa olsun Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Yemen'de de Filistin bayrakları dalgalandı. İsrail'in Gazze'deki katliamlarının son bulması istendi.